ünlü tiyatrocu ve programcı Derya Baykal 8 ayda 15 kilo verdi. 76 kiloydu. Şu anda? Şu anda 61 kilo. Diyabet hastası olan ünlü oyuncu fazla kilolarından nasıl kurtuldu? İlk günler çok zorlanmadın mı? Zorlandım. Kolay bir şey değil. Kilo verdikten sonra hayatı nasıl değişti? Şimdi koşuyorum. Resmen koşuyorum. Bildiğiniz koşuyorum. Gün içinde nasıl besleniyor? Yulafımı badem sütüyle ıslatıyorum. İçine ananas doğruyorum. Aile boyu müzik ziyafetine hazır olun. O sesi ve yorumuyla büyüklere taş çıkartıyor. Çünkü hem anneanneden hem de anneden şarkıcı. Küçük şarkıcı Abdullah Yardım, Kasımpaşa'nın bülbülleri olarak namsalan anneannesi ve annesiyle birazdan canlı yayında Her Şey Dahil'de. Eğlenceye hazır olun. Kıpır kıpır roman havalarıyla İzlemeye doyamayacağınız müthiş şovlarıyla Ahır Kapı Roman Orkestrası birazdan canlı yayında Her Şey Dahil'de. Gönlünde var neşesi. Öyle bir yar sevdim ki Ahır Kapı'nın dilberi. Öyle bir yar sevdim ki Ahır Kapı'nın dilberi. Dol Karabatır dol, ağzına kadar dol. Fazla da dolma taşarsın, başıma da işler açarsın. Fazla da dolma taşarsın, başıma da işler açarsın. Kazdım kum çürktü, suyun dibi kum çürktü. Yazık oldu levanlara, aldım kızım çürktü. Yazık oldu paralarımıza, aldım kum çürktü. Dol Karabakır dol, ağzına kadar dol. Başıma da işler açarsın. Başıma da dolma taşarsın. Başıma da işler açarsın. Oyna! Dur, dur, dur. Aman yarabbim. Bunu da gör. Hey! Sağ olun.
yansın, yansın. Zeki'nin başı yansın. Aman benim başım olsun. Düşmanlarım sen. Başıma da işler açarsın. Karanlığa taşarsın. Başıma da işler açarsın. Elinize ağzınıza sağlık. Ağır Kapı Roman Orkestrası bugün bizlerle birlikte. Bir kocaman alkış onlara. Teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Hoş geldiniz diyoruz efendim ekranları başındaki izleyicilerimize ve stüdyodaki konuklarımıza. Hepinize efendim her şey dahilden günaydın! Nasıl açılış ama? Biz çok enerjik başladık bugüne. Ablacığım sen niye güneş gözlüğü taktın? Ha geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Ha dedim. Lan herhalde bir şey ha, var. Sabah bizim ışığımız mı geldi gözüne yansıdı falan diye. Geçmiş olsun. Tak, çok geçmiş. Allah razı olsun. Allah hoş razı olsun. Hoş geldiniz. Çok acil şifalar diliyoruz. Ağır Kapı Roman Orkestrası bugün bizlerle birlikte olacak. Onlardan da şarkılar, güzel oynak şarkılar alacağız. Oyun havaları alacağız. Çok teşekkür ediyoruz tekrar. Coşturmaya hoş geldiniz. Geldiler. Bize hoş geldiniz tekrar. Coşacağız. Bugün sizin çok sevdiğiniz bir isim bizlerle birlikte olacak. Bizlere çok güzel, daha doğrusu sizlere, hanımlara çok güzel tiyolar verecek. Evet, ve normalde güzel ekranda bir yemek yapacak, sağlıklı bir yemek. Evet, bir salata yapacak evet. Aslında. Özellikle diyabet hastaları için yapılan salatalardan bu. Müthiş bir kilo verdi. Tabii onu siz sürekli ekranlarda kendi acayip programında vermiş. İzliyorsunuz ama konuk olarak çok fazla göremeyebilirsiniz. Evet. Bugün bize kilo vermenin sırlarını, 8 ayda 15 kiloyu nasıl verdi, bunun sırlarını kilo, anlatacak. Edin. Gördüğünüzde sevgili Derya Baykal'a İnanamayacaksınız. Derya Baykal az sonra bizlerle birlikte olacak hanımlar. Evet. Onun dışında yine Kasımpaşa'nın bülbülleri var. Küçük Abdullah'ımız var. Sesini dinlemeyi çok sevdiğimiz Kasımpaşa'nın bülbülleri. Hem tarzını hem sesini hem de böyle o yorumunu çok sevdiğimiz bir anne kız onlar. Bir de tabii onların oğulları var. Onu da yurdum insanı da tanıdık. Onda da müthiş bir ses var. Bugün onu da dinleme şansını bulacaksınız. Efendim. Yani kısacası dop dolu bir program. Güzel dop program hazırladık. Hiç vakit kaybetmeyelim diyorum. Bence bir... vakit önce kaybedelim. Bir iki tane haber var. Biraz vakit kaybedelim. Bir iki tane haber var. Evet. Bakın. Bakalım. Mesela. Sevgili Deniz Tekin'in haberiyle başlayabiliriz. Bize konuk olmuştu. Ve yaklaşık bize demişti ki... İki ay önce falan konuk evet, olmuştu. Ve bize demişti ki kilo vereceğim. Evet. Ben tabii ki şu anda bu halimden mutlu değilim. Ama tabii ki bir sürece gireceğim ve eski Deniz nasıldıysa öyle karşınıza çıkacağım dedi. Aha da ve size... iki ayda 14 kilo veren Deniz Seki karşınızda efendim. Gerçekten eski günlerini aratmayacak kadar güzel ve zayıf. En azından şöyle diyebiliriz ki... Daha sağlıklı görünüyor. Evet. Tebrik ediyoruz kendisini. Yapacağım dedi ve yaptı. Hakikaten yapmış ve bayağı bir zayıflamış. Evet, kulaklığımız şu anda açık. Kulaklığımızda evet. Şu anda rejide olan her şeyi biz duyuyoruz. Eğer kapatırsak çok seviniriz. Rica ederiz. Tüm için çok mersi. Konuşma zorluğu çekiyoruz da biraz. Kulakta. Teşekkür peki ediyoruz. Peki efendim Deniz Seki'yi hakikaten tekrar zaten, stüdyomuzda görmek istiyoruz. Zaten şarkıları, evet. Sesi müthiş. Bir de kilo vermiş. Sanki o eski ilk çıktığı haline dönmüş o. Gencecik. Ahmet miydi ilk şarkısı? Evet. Kuş uçtu uçacak Ahmet. Ahmet evet. Evet. O oradaki hallerine geri dönmüş. Tebrik ediyoruz. Gerçekten isteyince, sağlıkta el verdiği, herhangi bir sağlık rahatsızlığı olmadığı sürece gerçekten kilo vermek için istemek yetiyor efendim. Buyurun örneği zaten sevgili Deniz Seki ve az sonra zaten sevgili Derya ablayı da göreceksiniz. Bugün bakıyorum da çok şişman hanım yok şeyimizde. Ama herkes böyle yaptı bak görmedin. Abi olamaz böyle bir şey. Uzaktan çekmen lazım bak. Bak şimdi bak böyleydi. Alişan söyle bana söyle bak. Bugün bakıyorum dedim şişman hanım yok dedim.
Yalnız ne güzel bak, hepsi civciv gibi öttü bak, böyle. Her öyle dedi. Biraz, yok, birazcık, yok. Birazcık az, abla az. Da var, hafif. On da var. Abla. Diyet yapıyor musun abla? Yapmıyorsun diyet sen. Diyet yapıyor musun? Kesin yapmıyor. Bir dönem yaptım. Bir dönem. İstediğim oluyor ama biz biraz... Hangi dönem yaptın? O dönem... Kısa bir dönemdi o galiba. Yok, yok. Kısa bir dönem değil. Ben 7 ayda 25 kilo verebildim. 7 ayda 25 kilo verebildim. Evet. Sonra nasıl? Sonra... Doktor kontrolünde. Ama yemeği sonraya... sayıyorsun. Sonra kontrolden çıktım. Bazı ailevi sorunlar da var yani şimdi. Çok anladım. Derine inmeyelim. O şey sorunu var. O M'yle başlayıp Z'yle biten sorun. Ona mı girdi? Ama şimdi söylesin. Gene vermeye çalışacağım. Ver. Sorun olmuş sonra. Hani hanımların bir dönem böyle şeyleri duruyor ya. Ya bir dönem şey durdu. Menopoz. Menopoz mu? Ulan ne geliyorsunuz? Nasıl bildim? Nasıl bildim? Abi olabilir. Doktor gibi adamım. Nasıl bildim? Olabilir yani o. Çünkü o dönem fonksiyonlar duruyor biraz. Başka neler oluyor Alişan? Ben o dönemi şöyle biliyorum hanımlar. Anlatayım mı o dönemi? Nasıl bildiğimi anlatayım. Şöyle bir şey. Yani sadece menopoz da değil. Başka sorunlar da var. Anladım. Onları da bilemezsin herhalde. Şimdi onlar çok çok. Çok çok. Çok diyorsun. Çok yani çok. Açmak istemiyorum. Anladım, açmayalım. Zaten. Açma kötü şeyi söyletme kötüyü tamam. Evet. Şimdi sıradaki haberimize bir bakalım neymiş efendim. Aa yine bir kilo. Bu aralar herkes kilo veriyor ama evet. Efsane kilo vermişler yalnız. Perihan abla, Perihan Savaş acaba ve oğlu. Bir şey daha coşkuna gittiler. Evet. Vallahi sevgili Perihan ablaya ve oğluna buradan sevgilerimizi, selamlarımızı yolluyoruz ama nefis görünüyorlar. Oğlu da zannedersem biraz kiloluydu. Herhalde hem spor yapıyorlar hem düzenli besleniyorlar. Müthiş görünüyorlar şu anda. Müthiş. Tebrik yani, ediyoruz. Müthiş. Azmi Zafer'i böyle en, işte. En yakın zamanda Perihan ablayı da burada stüdyomuzda. Daha önce görmek hatırlıyor musun? Kendisi. Her şeye dahil de bir konuk etmiştik Perihan ablayı. Evet. Ama evet. Çok uzun zaman oldu. Bir 4-5 yıl oldu. Tekrardan hem de şu güzel haliyle her zaman güzel ama... En azından hanımlara gelmek paylaşacağı... Gelmek isterse çok çok mutlu oluruz. Bir takım çok belki seviniriz. Verebileceği bir takım tiyolar olur. Onu da burada görmek isteriz. Evet. Evet. Var mı haberimiz? Ve artık alalım. Haberimiz yok, haberlerimiz bu kadar. Şimdi konuğumuzu davet ediyoruz efendim. Güzeller güzeli, dünya tatlısı. Hem tiyatrocu, hem sinema oyuncusu, hem anne. Televizyon. Televizyon programcısı. Hem de ekranın en marifetli ismi bana aynen göre. Aynen öyle. Ve yıllardır da kesintisiz yapıyor. Bu programı sizler de onu çok seviyorsunuz. Bizler de çok seviyoruz. Daha fazla bekletmeyelim efendim. Alkışlar. Derya Baykal geliyor. Ay dedim Derya Baykal mı geliyor? Başka biri mi geliyor dedim. Merhaba, günaydın. Şuraya alabilir miyiz herhalde? Merhaba. Evet. Sana herkese günaydın. İnanamıyorum. Merhabalar. Çağlıcığım. İnanamıyorum. Ablacığım hakikaten. Harika görünüyorsun. Yani. Ya pantolonu bir giydim bol geldi. Hakikaten ama çok fazla zayıflamışsın ya. Yok, çok güzel olmuş. Çok fazla zayıflamadım aslında da. Yapma gözünü seveyim Derya abla, inanılmaz bir şey olmuş. Sen mi söylüyorsun? İnanılmaz. Sen görmedin beni epeydir. Ben epeydir. Çok uzun zamandır görmüyorum. Bana söylediler inanılmaz kilo vermiş, tığ gibi olmuş dediler ama bu kadarını beklemiyordum. Çok teşekkür ve ederim. Ve ne kadar kilo aslında yaşı ilerletiyor, ileri gösteriyor ve aslında sen şu anda gerçekten bayağı 10 yaş falan gençleşmiş görünüyorsun, yemin ediyorum çok sana. Çok teşekkür ediyorum. İltifat çok değil. Çok güzel oldu. Asla iltifat değil. Müthiş bir şey yani. Çok teşekkür ediyorum. Nasıl karar verdik Derya abla? Aslında kızlarım biraz ön ayak oldu. Onlar Şeyda Coşkun'la çalışmaya başladılar. Baktım çok iyi gidiyor. Çok güzel netice görüyorum. Alıyorlar. Aynı evde yaşıyoruz ve bayağı hoşuma gitti yani. Ne kadar güzel oluyor ama ben diyabetli olduğum için böyle her şeye çok çabuk şey yapamıyorum. Yani hemen yapabilirim cesaret diyemiyorum. Cesaret edemiyorum. De. Çünkü hep diyetisyenler hayatımda oluyor. Mutlaka. Ama bir netice olmuyor. Daha doğrusu şeker düşmesi. Çok aktif ve çok hareketli yaşıyorum. Çok şeker düşmesi yaşıyordum öyle olunca. Ben tip 1 diyabetliyim bu arada. Altını çizeyim. Tip 2 ile biraz farklılıklar gösterebiliyor. Yani insülin kullanıyorum. Onun için onları ayarlamam falan çok zor oluyor. Dur.
Du. Ama bu sefer yani, diyorsun. Bir gün demin bant çektik dün arkadaşlarla. O veterelerde de göreceğiz. Şeydar Coşkun'la tesadüfen bir yerde karşılaştık bir restoranda. Hı hı. Yanımda oturuyor. Tanışmıyoruz o vakte kadar. Kızlarla çalışıyor ama biz daha tam tanışmıyoruz. Ya dedim ya ben niye yapmayayım bunu dedim. Ya ama dedim beni dedim kabul eder mi? Hem yaşım var, o hep gençlerle çalışıyor. İşte var yaşı daha büyük kişiler de var ama tabii benim kadarı yoktu galiba. Ondan sonra dedim ki yan masada hemen böyle Şeyda Hanım merhaba dedim. Ben Derya ile Ferhan'ın annesiyim dedim. Hatta bir tanıyorum dedim. dedim çok güzel işte iyi gidiyor ne güzel oluyor hoşluk şudur budur falan. O da o sırada içinden ya diyormuş. Derya Hanım'ı bir zayıflatsam işte falan. O da içinden onu düşünüyormuş. Onu aynı duygularla. Dedim ki acaba ben de yapabilir miyim dedim. Yani ben dedim diyabetliyim onun için korkuyorum. Neden olmasın dedi. Çok şeyli, çok kararlı bir insan ve çok iyi araştırıyor. Yani o kadar güzel beni ele aldı ki anlatamam. Yani gerçekten Allah ondan bin kere razı olsun. Hakikaten eline sağlık. Bu süreci konuşacağız. Tabii ki konuşacağız. Evet. Ama önce bir sizinle yapacağız. Karar verme röportajı. Öyle oldu. Yani karar anladım. Verme şey daha dedi ki tamam yapacağım ben şey bunu olmamış dedi. Şey bir de böyle zayıflayınca hani böyle insanın yüzü çöker. Ama böyle, yok çalışıyorum. Hiçbir şey olmaz. Ama yaz keş onları değil. Anlatacağım i̇şte neler, şimdi. Neler işte neler yani, yaptınız. 7-24 neredeyse yürüyorum. Ya. Çok yani önemli. Tabii o çok önemli. Çok önemli. Peki bir izleyelim sonrasında tekrar sohbetimiz devam edecek yine. Diyabet hastası olan Derya Baykal 8 ayda 15 kilo verdi. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Yeme alışkanlığını değiştirdiğini anlatan ve sağlıklı bir yaşama adım atan ünlü sunucu yeni görüntüsüyle her şey dahil kameralarının karşısına çıktı. 76 kiloydu. Şu anda 61 kiloyum. 8 ayda 15 kilo verdi. 8 ayda 15 kilo mu verdiniz? Doğru mudur? Evet. Zaten ilk 1,5 ayda 10 kilo falan o vücuttaki şiş, ödem falan her şey gitti. 10-11 kilo verdim. Ama her gün yürüdüm. 7 gün yürüdüm. Diyabet yüzünden kilo veremiyordum. Valla 35 dakika, 40 dakika ama ilk zamanlar 20 dakika bile yürüyemiyordum. 20 dakikada bile böyle oluyordu. Şimdi koşuyorum. Resmen koşuyorum. Bildiğiniz koşuyorum yani. Kilolu olmanın en kötü tarafı ben yıllardır diyabetliyim ve kiloyu veremiyordum. Çünkü hep şeker düşmesi yaşıyorum. Ondan korktuğum için de kilo vermekte zorlanıyordum. Bir şeker hastasının en önemli şeyi disiplin ve düzen. Ben çok disiplinliyim. Yine yiyeceklerimi yanımda taşıyordum. Yine her şeyi yapıyordum ama olmuyordu. Diyet döneminde bakalım nasıl beslenmişler ya Baykal? Sabah kahvaltımda peynir pek yok bu şeyde. Peyniri çok dikkatli kullanıyorum. Gluten hiç yemiyorum. Yani o şekere de ben glutenin şekeri çıkardığına inanıyorum. Yani bütün normal ekmeklerde. Mesela yulafımı badem sütüyle ıslatıyorum. İçine ananas doğruyorum. Proteinime dikkat ediyorum. Yumurtama dikkat ediyorum. Otlu yumurta yiyorum. Yani mesela sabah kahvaltısında. İçine bol maydanoz, dereotu, nane, kekik, ne bulursam yeşillik. Güzel doğruyorum onları. Yumurtayı çırpıyorum. Tavaya kızdırıp koyuyorum. İçine sonra o yeşillikleri çok da ölsün istemiyorum. Yeşillikleri koyup ikiye katlıyorum. Yeşillikler hafif böyle yumuşuyor. Yemeğini kendisi hazırlıyor. Öğlen salatamı yiyorum. Şimdi kendim hazırlıyorum. Salatamın içine brokolimi koyuyorum, nohut koyuyorum, mercimek koyuyorum. Haşlıyorum bunları. Artık buzdolabının sisteminin buna geçmesi lazım. Akşam yayından çıktıktan sonra biraz işte sebzeydi, bazen bir çorbaydı. Ama yağ hep yani ya zeytinyağı çok çok az ya da hiç yağsız.
sebze çorbası, işte ne bileyim akşam üstü de yine bir hindi, işte balık, öyle şeyler yiyorum. Gece artık yemek yemiyorum. Hep şekeri idare edecek küçük küçük şeyler yiyorum. Örneğin yulafla yoğurt yiyorum. Bir meyve koyuyorum ama yanında biraz badem sütü olabilir, yoğurt olabilir. İlk zamanlar çok zorlandım. İlk günler çok zorlanmadın mı? Zorlandım. Kolay bir şey değil. Bayağı o açlık şeyine mideyi alıştırmak falan da çok zor. Bir diyabetli olarak bu çarpı çarpı zor. ...37 beden oldum. 44 beden falan giyiyordum. 44-42 falan. Giderek hani biraz bir müddet oldu. Şimdi hiçbiri olmuyor. Şimdi 37 bedenim diyorum. Ben hayatımı artık böyle spor malzemelerle geçiriyorum. Şimdi böyle çıkıyorum sabah. Mutlaka yürüyorum. Yani kar, çamur, yağmur... demeden saat 10'da ben başlıyorum şeyden. Çok şükür dostlar, benim de artık bir sevgilim var. Derya Baykal'dan kilo vermek isteyen hanımlara tavsiyeler. Denge çok önemli. Yediğinizin yarısını yemek, alışverişinizi ona göre yapmak, bu çok önemli. Son olarak buzdolabında hangi yiyeceklere yer verdiğini soruyoruz. Mesela benim buzdolabımda daima şeyler var. Ne derler? İşte haşlanmış mercimek, haşlanmış nohut, fasulye, bütün bunları bulunduruyorum. Kinoayı çok kullanıyorum, kara buğdayı çok kullanıyorum. Çok şükür dostlar, benim de artık bir sevgilim var. Çok güzeldi. 8 ayda uzun bir zaman. Siz de benim en eski görüntülerimi vermişsiniz. Ama onları verelim ki aradaki farkı görsünler. Evet, şu anda Kanal Türk ekranlarındayım tabii. Biliyorsunuz. Saat 12.50'de her gün program yapıyorum. Onlara da kaldırttım. Dedim kaldırın benim eski görüntülerimi. Ama bence verin ki. Şey daha sinirleniyor. Ama bence verin ki görsünler. Bence. Evet. Çünkü 8 ayda uzun bir süresi. Yani, herkes bu kadar uzun sürende ben de mesela spor yapıyorum, başlıyorum, bir ay sonra sıkılıyorum. Ama ben ay... spor hep yapıyordum. Yani yapmıyor değildim. O halimle de yine yapıyordum. Ama bu başka bir disipline geçtim. Başka bir hayata geçtim. Başka bir şey yani şu anda... O geçiş süresinde zorlandınız mutlaka. Zorlandım. Zorlanmaz özellikle olur mu insan? Özellikle yani dolabınızdan çıkardığınız ve yerine koyduğunuz yiyecekler çok farklı. Ya aslında çok farklı da... yemiyordum. Ama ha, böyle disipline olmuyordum. Olmuyordu. Yine arada mutlaka hani kaçırdığınız... evet, keyfinize yani, göre yediğiniz şeyler oluyordu mutlaka. Benim en büyük sıkıntım şeker düşmesinde oluyordu. Şeker düşünce mutlaka bir şey, yani ölmemek için bir şey yiyorum tabii ki. Biraz karbonhidrat orada yiyorum. O zaman o dengeleri bozuyor. O zaman siz ne kadar sabahtan beri yapıyorsunuz binayı, sonra bir şeker düşmesiyle bina çöküyor. Çöküyor, doğru. Evet. Şimdi tabii ki çok örneklerini gördük. Son gördüğümüz örnek de burada canlı canlı sevgili Derya Baykal. Bu binanın mimarı. Çok başarılı bir isim var. Çok genç bir isim var. Sevgili Şeyda Coşkun telefon attığımızda. Günaydın. Aa, canım benim ya. Günaydınlar. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Ben yürüyorum ama bu saatte olduğu için Derya için bağlandım. Evet Şeyda, yürüyemedim. Bir şey diyeceğim. Bir saat çekip lütfen bir canlı bağlantı yapacağız. Canlı bağlantıya bile yürüyerek katıldım. Kusura bakmayın. Hiç durmuyorsunuz değil mi? Hep yürüyorsunuz. Vallahi canım. Bu saatlerde genelde hiç durmuyorum. Bir öğlen 12 gibi bir duruyorum. Ondan sonra tekrar başlıyorum 2 gibi. Peki şu an yanınızda biri mi var yoksa siz kendi sporunuzu mu yapıyorsunuz? Yanımda çok güzel kilo veren bir müşterim var. Onunla yürüyorum. Ne güzel ya. Ya bir şey benim diyeceğim. Kızlar var yanında, benim kızlar var yanında. Öyle mi? Kızlar da geliyor. Ferhan da arkada. Aa, ne güzel. Süper. Çok selamlar. Ya bu kadar böyle Türkiye'nin en önemli yıldızlarını gördük ki. Yıllarca yaptıkları her şey, daha doğrusu yıllarca yaptıkları bütün şeyler hiçbir şekilde kilo veremediler. Yani 3 kilo, 5 kilo, 4 kilo derken evet. Bir sizin elinizde sizin sihirli bir değnek mi var nedir? Sizin farklı, size bulaşınca... farklı ne yapıyorsunuz siz? Sizin sırrınız ne aslında? Tabii bunu söylemek çok olmaz ama yani. Ya, aslında çok basit bir şey. İnsanlarla biraz ilgilenmek, hayatlarına biraz girmek, sorununu çözmek, tam bir nokta vuruşu yapmak.
Bu bir hayat anlayışı haline gelmesi gerekiyor bunun. Çünkü maalesef doğru beslendiğimizi düşünüp aslında beslenmediğimizi görüyoruz belirli saatten sonra. Düzenli bir öğün alışkanlığı edinmek ama en önemlisi spor yapmak, yani yürümek. Evet. En kolay spor, hep diyorum yani, her yerde her koşulda yürünebilir. Ve evet, özellikle bunu edindiniz mi zaten yemeğinize dikkat ediyorsunuz. Doğru. Ya bu çok önemli. Ama tabii yani bu herkesin yapabileceği, dediği gibi Derya abla gibi bunu kafaya koymak ve yapmak lazım. Yani yürümek dediğimiz alışveriş ederken ki yürüdüğümüz dur kalk yürüyüşler değil. Tempolu yürümek, hani 20 dakika mı 20 dakika, yarım saat mi yarım saat. Gerçekten bunu edindiği zaman insan ve doğru beslenmeyle, Şeyda'nın da söylediği gibi, sonuçlarını görmemek aslında mümkün değil yani. Peki, evet, ayrıca Derya'da çok farklı bir olay var. Derya her konuda yürüdü. Yani benden sonra da, yani bu tamamen burada benim, asla benim başarım değil. Beraber bir dağın içinde beraber yol aldık. Ve o hava yağmurlu, benim genelde yani çalıştığım insanlar yürümezken Derya her koşulda yürüdü. Harika. Sevdi bir de bunu. Yani hayatına bunu çok güzel bir şekilde oturtturdu. Çünkü biz onunla çalışmayı bırakalı bayağı oldu. Hı. Ama ve hala yürüyor. Onun, tabii hala yürüyor ve koşmaya başladı. Bu yani önemli bir şey. O müthiş bir şey. Tabii ki. Evet, evet. Peki yani Derya bunu... Hanım'ın tabii ki birçok bayanın da aynı şikayeti mutlaka vardır. Özellikle diyabet hastası olmasının bu diyet yolculuğunda ne gibi zorlukları oldu? Ya bu gerçekten bütün formülleri şaşırtan bir durum. Karşınızdaki kişiyle beraber o aletle, yani şeker ölçüm aletiyle birlikte yaşamanız gerekiyor. Hangi öğünde nasıl bir yükselme olduğunu, neyin düşürüp neyin yükseltebildiğini, özellikle ona mesela gece düşmeleri oluyordu. Mesela protein yaptığımızda zorlanıyorduk dönemlerim. Onu bile tamamladığı oldu. Ama protein günlerinin içinde mutlaka bir yoğurt ve meyve olması gerektiğini gördük. Zaten doktorundan da sonuçları almıştık. Çok memnun kaldı. Ve bu yani tamamen bir takip olayıydı. Yani beraber, onunla beraber bunu çözdük. Çünkü sonunda o uygulayacaktı. Yani bunun bir yazılımı yoktu. Hayatına oturtulması gereken bir durum vardı ve beraber yaşayarak çözdük. Nerede yükseliyor, nerede düşüyor, bunları takip ettik. Ona göre oralara öğün koyduk. Siz tabii çok yakından ilgileniyorsunuz. Bir sürü hastanız var. Ve herkesten aynı şeyi duyuyorum sizle ilgili. Şeyda'nın en önemli özelliği, bence insanı yakalıyor. Yani bence çok iyi bir yaşam koçu. Evet. Yani burada bu çok önemli. Sizi çok iyi motive ediyor. Yani liste yazıp elinize verip git bunu yap, sonra gel bir daha tartayım durumu değil de. Şeyda'nın çok yakından alakalı olduğunu, sürekli hatta kişiye özel bir kere. Kişiye özel. Ama şimdi bu kadar insan varken hepsiyle nasıl ilgileniyor, ben çok merak ediyorum. Çağla'cığım, zaten çok fazla insan olmamasına çalışıyorum. Öbür türlü bütün sihir bozulacak. Anladım. Yani o zaman ilgilenemiyorsun, koparsın. O yüzden işin biraz özel kalması gerekiyor. Yani ne kadar çoğalırsak o kadar ilgi azalıyor. Ona dikkat ediyorum. Ben o sayımı hiç bozmuyorum. O dengede gitmesi gerekiyor. Peki yine Derya Hanım'la ilgili bir şey soracağım. Size geldiğinde hani tabii ki konuşuyorsunuz beslenme alışkanlığı falan, ne yiyorsun ne yemiyorsun. Hani daha önceden yanlış mı besleniyordu ya da çok mu yiyordu? Sonradan neler yememeye ya da neler yemeye başladı? Birincisi, biz Derya ile ilk tanıştığımızda ve konuştuğumuzda çok böyle bir istiyordu. Fakat cesaret edemiyordu benimle çalışmaya ve ben ona hep onu anlatıyorum. Ben de aslında cesaret edemiyordum. Çünkü bu diyabet çok önemli bir, yani bu bir risktir. Kesinlikle çok iyi kontrol edilmesi gereken bir durum. Evet, yani bu mutlaka doktorla birlikte gitmek gereken bir durum. Tabii ki, evet. Aynı obezite gibi, yani yüksek kilolarda da bunu yapmak gerekiyor. Psikolog ve doktor eşliğinde olması gerekiyor. Bu yüzden de Derya'nın bütün ölçümlerini doktoruyla beraber gitmeye çalıştık. O da hep danışıyordu. Yaptıklarımızı anlatıyordu. Ama bizim bu durumda mesela kara buğday gibi mucize bir olayı denedik ve çok iyi sonuç verdi. Yani küçük ufacık değişiklikler yaptık. Yani yediklerinde. Harika. Ama çok meyve yiyordu. Meyveyi mesela daha düzene soktuk. Meyveyle başladığı gün sabah mutlaka ara öğüne bir iki dilim hindifime koyduk. Dengelemek açısından. Yani bu tamamen Derya'nın kontrolünde beraber yaptığımız bir şey. Harika. Ben zaten asla diyetisyen değilim, biliyorsunuz. Hani bu tamamen izleyerek beraber bildiğimiz gıdaları belli yerlere yerleştirmek. Harika.
Vallahi bravo, tebrik ediyoruz. Başarılarınız devamını diliyoruz. Bir gün inşallah buraya gelseniz. Burası Ayazağa'da çok güzel yürüme parkurları var. Beraber yürürüz. Şeyder'cim seni çok seviyorum. Canım, benim hayatımda çok değerli ve çok kıymetlisin. Sen de benim için kim bir aileyiz. Kim ne derse desin seninle ilgili. Sen bildiğin yolda yürü. Gerçekten işini çok iyi yapıyorsun. İşini seven, işine saygı aşık var, olan bir insana benim de saygım sonsuz. Hepimizin öyle, hepimizin öyle. Tabii ki. Ağlayacağım biraz sonra yürüyüşte. Çok canım teşekkürler benim. Şeyda'cığım yayınımıza katıldığın için. Canım ben teşekkür ediyorum size. Çağla'cığım ben seni çok beğeniyorum. Beni? Bunu herkes bilir. Evet biliyordunuz. Kilo almak istiyorsun ama bence alma biraz daha biraz. Böyle yok almasın. Çok biraz güzel. İstiyorum aslında da. Ya hepinizi çok öpüyorum. Çok teşekkür ederim. Harika bir program. Çok teşekkürler. Yeme beni Alişan. Çok keyif aldım. Çok teşekkür ederim Şeyda'cığım. Görüşürüz. Çok teşekkürler. Kız yedi beni ya. Beğeniyorum diyor, davet etsene. Beğeniyorsa niye hemen Allah'ın gelsin Allah burada görsün beğeniyorsa. Madem beni beğeniyorsun buraya geleceksin. Öyle mi olacak? Hayır. O zaman bir gün gelsen buraya falan diye böyle bir şirin biz gideriz şey başka yerde çay kahve içeriz Şeyda'cığımla. Beni beğeniyormuş ne de olsa. Ne oldu? Her şeyi işe çevireceksin. Her şeyi işe. Biraz gelsin buraya anlatsın ama bak hanımlar. Hep reyting peşindesin. Git buradan. Sevmiyorum bunu. Sevmiyorum. Hadi o zaman şey yapalım. Bir spor yapan ünlülerimize şöyle bir bakacağız. Sonra sevgili Derya Baykal'la mutfağa geçeceğiz bizim okay, için. Tamam. Salata ve tatlı yapacak. Önce biz yiyelim sonra buradayız. Kimi pilates yapıyor? Kimi koşuyor? Kimi ise fitness salonlarından çıkmıyor? Onlar magazin dünyasının sporcu ünlüleri. Spor tutkunu ünlüler. Spor tutkunu ünlülere ilk örnek, heyecanlı magazinin güzel sunucusu Özge Ulusoy. O tam bir pilates sevdalısı. Zarafetini ve fit duruşunu bu spora borçlu. Hakikaten yani 3-4 haftada bir anda vücuttaki o toparlanma, işte karnın sıkılaşması, işte bacağın arkasında kaslar çıkmaya başladı. Benim kollarım çok ince. Gülşen'in sağlıklı yaşam sırrı spor dışında güne erken başlamak ve iyi bir kahvaltı yapmak. Aslında her sabah 7'de uyanmış oluyorum. Güne çok erken başlıyorum. 8'de sporumu yapmaya başlıyorum sahilde. Protein günümse eğer yumurtanın beyazıyla yapılmış omleti tercih ediyorum. İçinde mantar olabiliyor. Biraz abartmışsam akşam yemeğini ya da sonrasını, güne meyveyle başlamayı tercih ediyorum. Uzun ve tempolu yürüyüşler Gülşen'in en sevdiği sporun başında geliyor. Spor eğitmeni Şeyda Coşkun'la her sabah uzun uzun yürüyüşler yapıyor. ...6 kilometre yakın yürüyoruz. Sabah daha erken saatlerde yürüyoruz ki vücut ödem yapmasın diye. Çok güneşin olduğu saatlerde yürümüyoruz. Belli bir tempoda yürüyoruz, hiç durmuyoruz. Pilates'te, fitness'te derken spor tutkunu olan ünlülerimizden biri de türkücü Ceylan. Zayıf ve ufak tefek bir kadın ama spor yapıyor. Sağlıklı kalmak lazım tabii. Benim spora ihtiyacım yok. Hayır. Her insanın spora ihtiyacı var. Spor meraklısı ünlülerden biri de gazeteci, yazar ve yaşam koçu Ece Vahapoğlu. Spor yaparken hanımlara küçük tüyolar vermeyi de hiçbir zaman ihmal etmez. Spor yapmadan önce mutlaka ısınmamız gerekiyor. Birden haydi spor yapıyoruz diye bir şey olmaz. Yani vücudu, kasları ısıtmak gerekiyor. Sporla ilgili en yanlış algı böyle saatlerce yapılınca daha iyi olacağı düşünüyor. Halbuki öyle bir şey yok. Minimum
30 dakika yapacağız. Hani en ideali benim yaptığım 40-50 dakikadır spor. Ama günde 30 dakika bile yeterlidir o yağ yakımı ve kasların şekillenmesi için. İşte Banu Zorlu. Bir ayda 8 kilo veren Banu Zorlu, sporun yanında kış diyetiyle zayıflamış ve bunu da bizlerle paylaşmıştı. Dik dimdik ayaktayım, dik dimdik savaşmaktayım, dik dimdik başım yukarıda. Kalkıyorum önce işte zencefilli, ballı bir suya limon sıkıyorum sıcak suyun içine. Onu içiyorum. Ondan sonra bir dilim ekmek. Keçi peyniri yiyorum, kuşburnu marmelata yiyorum, birazcık roka yiyorum. Bir de iki tane acı mutlaka sivil biber yiyorum. İşte bir başka sporcu ünlü, Özlem Yıldız. Önce tabii hızlı yürüyüşler, vücudu ısındırmadan koşarsan hani o kadar da tempo yorucu olabilir. Önce vücudu alıştırıp arkadan aletli spora geçmeyi daha çok tercih ediyorum. Öncelikle üst gruptan başladık. Bu aletler önce zaten ilk başlayanlar için düşük kilolarda başlanıyor ki vücut kaslarını çok fazla yormamak adına. Sonrasında kiloyu arttırabiliyorsunuz. Ve ciddi bir şekilde şöyle yani gerek yok ama yani bu ama alıcılı yani bu da gerçek yani ünlü. She's moving like sporcu ünlülere iki örnekte yine iki güzel. Eda Taşpınar spor salonlarından çıkmazken dizilerin yıldızı Merve Boluğur da pilates aşkından hiç vazgeçmiyor. Boluğur çalışırkenki görüntülerini de Instagram hesabından işte böyle paylaşmış. Için sağlıklı ayvalık salatası ve armut tatlısı yapacak. Armut tatlısı o kadar sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Ama şöyle yaparsanız sağlıklı. Armutu poşette pişiriyorum. Portakal suyuyla pişireceğim. Bu fırın poşetleri var ya, hı hı. Orada pişireceğim. İçine şeker koymazsanız, mesela biraz oraya hurma doğrayabilirsiniz. Şeker koymayın, azıcık pekmez koyabilirsiniz. Şeker o şekilde hani daha sağlıklı daha, hale gelir. Daha light hale gelebilir. Veya hiçbir şey koymadan poşette ve portakalda pişirin. Üstüne yoğurt döküp yiyin. Mesela. Yani o zaman sağlıklı ve güzel olacak. Önce salatamız tamam. için malzemelerimizi sayalım ablacığım. Malzemeleri sayıyorum. Bu salatanın bir özelliği var bu mı? Bu salatayı hafta sonu Ayvalık'ta geçirdim. Orada arkadaşlarıma yaptım. Marul veya kıvırcık fark etmez. Maydanoz dereotu, elma koyuyorum içine. Biraz böyle salatalık. Doğranmış ve kabukları alınmamış salatalık. Elmaların kabuklarını ister soyun ister soymayın. Ve onun en önemli özelliği brokoli var içinde. Brokoli koyacağım bu salataya. Çiğ mi yiyeceğiz brokoliyi? Hayır, haşlayacağım ama brokoli eğer benim bir salatamda, yemeğimde brokoli bir parça sararmış gelirse ben o salatayı hayatta yemem. Yemyeşil olması lazım. Yemyeşil olacak. Onun da bir sırrı var. Buzlu suya alıyoruz. Şimdi başında duruyoruz. Hiç bırakmıyoruz. Mutfaktan hiçbir yere ayrılmıyoruz. Kaynadı mı? Sevgili Sibel'cim de bana yardıma geldi. Sağ ol Sibel. Çok teşekkür ediyorum. Su kaynamadı ama ben bunu atacağım. Şöyle içine. Küçük mesela şunları da atmadım. Bakın bunlar da çok güzel oluyor. Kapağını kapatacağım. Bu biraz olunca bunu... salatamın üstüne koyacağım. Onları da hemen yapalım. Çağla nasıl gidiyor mutfakta senin durumun? Benim çocuklara bir şeyler? Benim hiç mutfak yok. Yani yok çocuk mu? Yemekleriyle zaten çok ilgileniyorum ama evde yani yemek pişirmek gibi bir durumum maalesef hiç olmuyor. Burada bir kere yaptın yemek.
Çok evet. Başarılı bir yemek yaptı sağ olsun. Güzeldi. Niye kötü tavuk, müydü? Köri soslu tavuk mu yaptı? Ne yaptı? Bu biraz daha böyle yeşilliği daha bol olabilir. Hayret, senin yaptığın makarna çok güzeldi. Yalnız bu ocak açma konusunda Alişan çok iyi. Benim mutfağım çok Alişan iyi. Alişan zaten başka öyle bir şey yapmıyor. Sadece ocak açıyor Derya abla. Öyle mi? Evet canım. O yok da bir şey ocakta ne yapıyorsun? Valla seni şu kafese kapatırım ben. Şuraya kapatırım. Sığmam ben oraya canım. Sığmaz. Daha uzun bir kafes lazım. Siz böyle gidişiyor musunuz? Ben seni uğraşıyor dinliyorum. Bu saatte yürüyüş saatim gibi yemek oluyor. Yaptım. Çok affedersin canım ya. Valla seni de alıkoyduk gülüşünden bugün. Valla alıkoyduk. Valla alıkoyduk. Ay sabah 6.40'da pilatesim vardı, ona da gidemedim. Ne? Sabah 6.40. Tabii yarın 6.40'da gideceğim. Sabah 6.40. Evet İpek hocam çok özür diliyorum. Nöbetçi pilatesçi mi? Teşekkür açık ediyorum. Açık olan pilatesi var mı? Tabii 6.40'da geliyor hoca. Bütün yani doktorlar olsun geliyor. Yok yeri var. Ha, doktorlar geliyor. Bütün iş kadınları, iş adamları. 6.40. İşe gitmeden önce gidiyorlar. İşe gitmeden o önce tabii. O gerçekten takdir ediyorum. Çok benim güzel. 6.40'da. 6.40'da. Sen gidemezsin. Ben de eskiden gidemezdim. Yok gidemem. Sen çocukla nereye gidiyorsun? Benim 6.40'da. Evet. Yani 6 kere yorganı ayağımın maydanoz, ucuna dereotu, bu yeşillikler çok çok önemli. Hayatımızdan... Bir şey söyleyeyim, elma niye kattın içine? Elma kattım, güzel bir lezzet verecek. Aroma veriyor çok. Şimdi brokolimiz haşlanınca bakın, çok haşlamayın brokoliyi. Brokoliye bakın ne kadar güzel oluyor. Şahane. Yemin şu daha da bir yeşil. Evet. Şimdi ben bir taraftan da armut tatlısını, ben hayatta bir işi, bir tane bir şeyi bir arada yapamam. Şimdi hep o haşlanırken zamandan kazanalım. Onu atma. Attın mı yok, kırmızı yok şeyi? Ha attım. Ne yaptın ya? Ben onu şeye sandım ya. Alişan ya. Dur Alişan onu karışma. Ben onu şeye sandım. Bir dakika şimdi. Çöp sandım. Ben 4 tane armuttan yapacağım ama deveci armutu burada önemli. Şunları koyacağım. Bu şey zaten ya. Sibel bu 4 armut olamaz. 4 mü? Bu 4 tane mi armut? Bayağı karpuz gibi armutmuş bu ya. Evet. Hepsini evet, yani koyalım ya. Oh, kapatsana hocam. Hayır, o lazım şimdi. Şimdi bir dakika oraya şimdi geliyorum. Şimdi bunun için hemen içine ben Sibel portakal rendesi yapıyorum azıcık. İçine. Bir başka kap kirletmeye gerek yok. Daha küçüğüyle de yapabilirsiniz. Sibel o senin yaptıklarını da ver bana orada. Evet. Bu güzel bir aroma verecek bunun içine. İsterseniz vanilya koyabilirsiniz. Şimdi portakal Allah, suyunu koyacağım. Şeker koyacağım buna. Şekerimiz. Bu yine bu kahverengi şekeri daha çok kullanıyorum şeker olarak. Artık yani, hiç beyaz şeker kullanmıyorsun hiç beyaz zaten. Hiç beyaz şeker kullanmıyorum hemen hemen. Şöyle bir, iki, üç, 3,5. Biraz armutlar çok iriymiş galiba. Şekerini de koydum. Birazcık bunun içine çok azıcık su koyuyorum. Çok hafif. Değişik bir şey oluyor. Ver o kırmızı attığın şeyi. Sibel tepsi hazır mı? Var mı? Tepsimiz. Ben hazırlanırken sağ olsun Sibel. Bunu böyle fırına yaptı vereceğiz ha? Var. Şimdi bunu böyle koyacağım ve birazcık üstünü deleceğim. Nerede şu bıçak? Şöyle küçük birkaç tane delik açacağım ve bunun içine biraz su koyacağım tepsisinin içine. İsterseniz aynı yöntemle kabak tatlısı yapabilirsiniz, pekmezli pişirebilirsiniz, kahverengi şekerli pişirebilirsiniz. Yani aynı yöntemle çok güzel pişiyor bu. Armut değil de kabak koyacaksın. Evet, bir de karamelize oluyordur o şekerle birlikte. Çok güzel oluyor. Gerçekten çok güzel oluyor. Sonra onun üstüne sütü göremiyorum. Açalım mı? Şöyle yarım kilo süt. Yarım kilo süt. Şu pirinç unu mu? Nişasta bu. Evet. Biraz buğday nişastası. Yani bir yemek kaşığı buğday nişastası. Yumurtanın yumurta gelmedi galiba. İki yemek. Ayırsana bana yumurtayı. Ben de ayırırım aslında da. Evet başka ne vardı bunun içi için? Şekeri var. Şeker nerede? Şeker nereye gitti? Şöyle yine kahverengi şeker. Üstüne bir muhallebi yapacağım bunun. Bir tatlı kaşığı da tarçın. Evet sonra en üstüne. Demişiz. En üstüne. Şimdi bunu tava o kadar sıcakmış ki. Dur Sibel o çok sıcak oldu birden. O kadar kuvvetli ki. Şimdi yumurtayı pişirecek o. Biraz şunu şuraya alayım. Şimdi brokoli oldu. Brokoli oldu. Oh. Bunu
Of of of, size bir iki tane şey yapayım. Tutacak yapayım bari. Şunu verelim. Şunu süzeceğim. Versenize, çok acayipmiş. Ne kadar sıcak. Veya onun içine öyle alayım. Süzdürecektim şuradan da, çok ısınmış şeyleri. Bakın brokoliyi, burada buzlu suyumuz buzlu vardı. Suyu buzu erimişti. Onu neden yapıyoruz? Yemyeşil kalsın diye. Ha, yeşil kalsın diye. Yoksa sararıyor mu? Evet, sarı sarı oluyor ve çok çirkin oluyor. Hiç sevmiyorum onun görselini. Hem salata için de derecesi uygun kıvama gelmiş oluyor. Evet. Alişan, sen şu ocağı güzel kapatıyordun. Kapatayım mı? Evet, lütfen. Evet. Şimdi brokolilerimiz de burada. Buzlu suya koyduk, renkleri bozulmasın bozulmuyor diye. Bozulmuyor. Bakın ne kadar güzel, ne kadar yeşil. Ve evet. Bakacaksınız mutlaka bir tane. Bakacağım şimdi. Bak bir tane bak. Nasıl tadı farklı. Ben de bu brokoli hiç sevmiyordum. Melek abla sevdirdi bak, bana ya. Bak ye. Aynen. Ama Melek abla her gün sete geliyordu. Okay. Brokoli böyle doğramış, limon şey. Bayıla bak, bayıla ama nasıl yiyorduk. Güzel. Çok güzel. Çok güzel. İşte haşlaması bunun çok önemli. Çok lezzetli. Çok az. Başından hiç ayrılmadan böyle kıtır haşlayacaksınız. Kıtır kıtır. Evet, kıtır kıtır olacak azıcık. Valla çok güzel. Şimdi şunun yumurtasını koyacağım ama pişmemesi lazım. Ne olacak bilmiyorum. Biraz tabii yayında. Bunu tatlı için yapıyoruz değil mi? Ya. Bunu kapattım sosu. Kapattım onu. Kapalı mı bu? O kapalı. Kapalı, özür dilerim. Tatlı sonra. Sosu. Şimdi bunu açarsak buna... Alayım onu. Yandı, eli yandı. Şunu yakarsak... Tamam. Evet. Ben karıştırayım mı bunu? Karıştır. Şimdi... Karıştır. Şunu süzeceğim. Karıştır. Çağlacığım affedersin. Buyurun. Çağlacığım yardım eder misin lütfen? Canım yapıyorum, yapıyorum. Tamam, ben söylerim. Dün izledim ben yani programın çok şeyini. Çok güzel kokuyor galiba. Ha? Ay çok güzel kokuyor. Çok güzel değil mi? Çok güzel. Ben de biraz koku rahatsız. Herkesi kokluyorum. Ne olduğunu söyleyeceğim sana. Tamam, çok güzel bir koku. Çok güzelmiş. Hakikaten. Evet, size de söylerim, merak etmeyin. Herkese söylerim. Her şeyi paylaşırım ben. Hiçbir sorun yok. Şimdi biraz elma ve kalan şunlardan da buraya koyuyoruz. Peki senin kızların üst... tabii ikisi de birbirinden güzel. Canım. Ne tepki verdiler senin bu kararına? Çok desteklemişlerdir mutlaka. Çok kendileri desteklediler. Etkisini çok gördükleri için. Gerçekten çok şaşırdılar. Benim böyle hani bu kadar kaptırıp yapabileceğimi düşünmüyorlardı. Şimdi şunu söyleyeyim, tamam. Cümlemi tamamlayayım ondan sonra tamam. Gidiyoruz. Limon, biraz sirke koyuyorum buna. Of. Aslında bir yerde karıştırır koyarım genelde bunları. Zeytinyağı şöyle koyuyorum. Çok hafif. Güzel oldu. Evet, biraz da üstüne. Tuz. Hah. Şimdi sen bu salatayı yiyor musun? Aa, bir dakika. Ay, ne oldu? Olsun, öyle açıldı. Açıldı, neyse. Öyle şöyle yapayım. Bu salatayı yiyorsun sen. Tabii yiyorum. Tabii. Bu bir öğün mü peki? Tabii, ben şimdi bunu sabahleyin böyle hazırlıyorum. Kaplar aldım kendime. Hı. Kapların içine bundan koyuyorum ama limonunu ve şeyini yanında ayrı bir şeye koyuyorum. Küçük bir kavanoza koyuyorum. Hı. Karıştırmıyorum. Dur bir dakika. Karıştırayım ben bunu. Bir dakika. Güzel mi? Çok güzel. Bu şimdi senin bir öğünün mü herhalde? Evet, bu bir öğün. Karıştır şu kenardakileri. Peki, alalım. Peki salata yedikten sonra hemen çabuk acıkmıyor musun? Acıksan yani bir şey var mı yiyecek mutlaka? Bunun yanına bazen şimdi yani hep saatlerim var. Belli. O saatlerimde mutlaka yiyorum. Bunun üstüne ben azıcık mesela kara buğday haşlayıp koyabilirim. Kara buğdayı hayatına ve çocukların hayatına mutlaka koy. Ya. Kara buğdayın şekeri böyle tutabilme, ben öyle söyleyeceğim. Glisemik indeks diyorlar ama herkes anlamayabilir. Dengede. Yani onu diyor. Böyle şekeri böyle bakın bu. Bunları yapmıyor şekere. Yani bu salatanıza bir avuç kinoa, bir avuç bulgur, bir avuç kara buğday ki hakikaten bunların içinde en güzeli. Veya hiçbirisi yok. Bir dilim kepek, çavdar, tam buğday ekmeği. Ay dur, pudingimiz oldu. Biraz oldu değil mi? Evet, ay, kapat altına. Evet, unuttum. Ne oldu orada? Ben de buna dürüm bir şey oldu. Bir dakika, onun için biraz su koyacağım şöyle. Biraz, ben... biraz karıştır. Yavaş karıştır. Tamam. Kara buğdayın peki besin değeri nedir? Çok faydalı. İçinde şu anda tam söyleyemeyeceğim. Arkadaşlarım belki yardımcı olurlar. İçindeki şeyler çok önemli.
çok önemli şeyler var. Ya biz, ben çok seviyorum pilav yemeği yani ama aslında hiç yememek lazım. Ben çocuklarıma da mesela pirinç pilavı yediriyorum, kendim de pirinç pilavı yiyorum. Her gün yiyorum pilav. Onu da kahverengisinden seçebilirsin. Ya da bulgur pilavı diyorlar. Bulgur pilavı çok önemli. Bulgur çok önemli. Beslenme olayında bulgurun yeri de çok önemli. Herhalde tamam o. Kapatırız. Alişan çok güzel yaptın. Teşekkür ederim. Bunu kapatalım, şuraya alalım ki şuraya daha fazla olmasın. Şimdi armutlarımız fırında piştikten sonra ki burada yetişmeyebilir. Onun fotoğrafı var bizde. Gösterelim onu. Evet. Son halini fotoğrafı. Ben fotoğraflarını çektim. Böyle aile arasında yaptığımız, arkadaş topluluğunda yaptığımız. Görüyoruz şu anda. Bakın armutu böyle bir kabın içine aldım. Üstüne bu pudingi döktüm. Onun üstüne de bol tarçın koydum. Ama bu benim diyetimle ilgili değil. Ben eşe dosta servis ettiğim bir şey. Benim için bu salata çok çok önemli. Ama ben ucundan hiç mi bakmıyorum? Bazen ucundan bir eğer şekerim iyiyse bakıyorum. Tabii ki mutlaka. Demin Şeyda'nın söylediği çok önemli bir şey vardı. Bütün şeker hastalarına benden naçizane. Beni kardeşleri gibi, arkadaşları gibi, ablaları, teyzeleri gibi ne diye düşünüyorlarsa şeker ölçüm cihazınız. Evet, hayatınızda hiçbir şeyiniz olmasın. Bir şeker hastasının şeker ölçüm cihazı. Olsun. Yani bu hipoglisemisi olanlar için dahi olsun. Olsun. Mutlaka olsun ve şekerinizi ölçün. O sizin rehberiniz. Allah korusun, çok önemli bir şey. Rehberiniz. Doğru. Baktınız düşüyor. Hemen bir önlem alırsınız. Tabii, tabii. Baktınız çok çıkmış. Hemen durursunuz. Biraz su içersiniz. Belki ev içinde sakin sakin yürürsünüz. Şeker çok yüksekken de spor çok tehlikeli bir şey biliyorsun. Yani bilmeden yapmak çok önemli. Onu ayarlamak lazım. Onun için ne yapacağız? Ölçeceğiz. Bu kadar. Tamam. Bu kadar basit. Peki. Şimdi salatamız böyle. Bunu çıkınca dökeceğiz. Bu kadar. Harika. Ellerinize kadar. Sağlık. Elinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz bu size. Bu poşette pişirin meyveleri, elmaları, armutları. Aynı şekilde değil mi? Çok evet, güzel. Kabak. Evet. Çok güzel. Sibel çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Sibel'cim. Sibel. Sizi böyle alıyoruz. Buyurun. Bu arada Şeyda size... Hurma mı getirmiş? Evet, Umre'ye gitmişti. Oradan hurma getirdi. Aa, size yolladı çok bunu. Çok teşekkür ediyoruz. Bu hurmanın da öneminden bahsedeceğim. Ya onun da. Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Şeyden hurma ve ananastan azıcık bahsetmek istiyorum. Tabii. Çok önemli. Yani ben mesela bir tane hurma çantamda olur. Baktım ki hissediyorum şekerim düşüyor. Hani nasıl çaya kıtlama yaparlar. Eğer biraz fazla düştüyse... Yani bir yarısını bir tanesini yiyorum. Hurma, çünkü hurmada şeker var ama hurmada yok. En sağlıklı şeker. Hepiniz tüketin yani, çocuklar. Hurma çantanıza atın ya bir poşette çok hurmada güzel yok, bir yok. Şey. Peygamber hurma. Efendimiz bir tane hurmayla orucunu tutarmış. Ya. Evet. Hem tok tutuyor. Tutulmayacak hem de gibi her değil. Her türlü vitamin var içinde. Şimdi yoldayım bir yerdeyim ne bulacağım o sırada? Çantamda evet. Hemen hazır. Az düştüyse ucundan biraz ısırıyorum yine torbama koyuyorum. Çok düştüyse aynen bir tane atıyorsun. Çok düştüyse yani. Bir tane yiyorum. Hemen biraz sonra böyle harika. Çok güzel harika. Kendine bir de bir şey daha. Bir şey ananas. Daha, ananastan. Bir de hakikaten şey daha da çok kullanıyor. Ananasın özelliklerine ben rica edeyim yani ya çocuklarla ya uzun uzun anlatıyor internette. Çok önemli özellikleri var. Bir kere vücuttan su atma özelliği. Çok lifli oluşu. Hatta bazı iltihap türlerine mesela ben bütün bir kış hiç hasta olmadım. Yani maşallah. Nazar ananas, değmesin. Ananas yüzünden mi? Hani her gün yiyorsun. Spor da yaptığım her için tabii. Her gün yiyorsun sen ananas. Her gün yiyorum. Her gün yiyorum. Böyle bir dilim yesen yeter. Bir dilim yiyorum ama nasıl yiyorum? Ben yani şeker hastası olarak olduğunuz onu için. Mutlaka ya yoğurtla ya yulafla ya badem sütü kullanıyorum demin de söyledim. Dengeliyorsunuz yani. O şekilde yiyorum. Yanıma bunları hazırlıyorum. Şimdi nerede ananas bulacaksınız tabii gittiğiniz canım. Yerde? Tabii canım. Yanıma bir çok çantam var. Çok özverili bir işler. İçine buz aküsü koyuyorum. Oo, ama bunu tabii özveri ister. Bunu herkes yapamaz yani. Yapar. Herkes yapabilir bunu. Yani üşenir, bir günü yapar, iki gün yapmaz. Öyle kolay değil o kadar onlar. Vallahi yok, çok çok istemek lazım. Yapıyorum. Çok çok yapıyorum. İstemek lazım. Şimdi yapmışsınız ve sonuçlarını da çok çok güzel görmüşsünüz. Şimdi bir şarkı. Hadi söyle. Daha doğrusu. Sen mi söyleyeceksin? Alişan söylemeyecek hayır, de. Ben söylemeyeceğim ama çok güzel sesli çok güzel biri sesli gelecek. Çok güzel sesli biri gelecek evet. Yurdum insanı. Abdullah gelecek onu daha, daha önce çok izlemişler. Küçük Abdullah. Küçük. Evet tanıyorum. Ama muhteşem bir sesi var. Çok güzel sesi var. Ama o ses var. Nereden geliyor onu da göreceğiz. Önce bir aslında Abdullah. Evet. Bir kocaman alkışlarla Abdullah ve şarkıyla alalım. Müzik.
İyi misin? Heyecanlı mısın? Bu zaten hep böyle şarkı söylemeye kurulu bir çocuk. Evet. Getiriyorsun, koyuyorsun, şarkı söyleye gidiyor. Hep böyle bir heyecan var mı biraz? Canlı yayında tabii başka oluyor değil mi? Ne söyleyeceksin bugün bize? Derdimi kimlere desem. Vay, derdimi çok kimlere güzel bir şarkı. Desem İbrahim Tatlıses. Peki az sonra senin yanına sevgili annen ve anneannen de gelecek. Onların da sesini Üç kuşak burada olacak. Evet. Ay ne güzel. Hem annesinin sesi çok güzel hem anneannesinin sesi güzel. Üç de burada olacak. Birazdan bize çok güzel bir müzik ziyafeti önce çekecekler. Önce bir Abdullah'ı dinleyelim sonra annesiyle anneannesini davet edeceğiz. Zor bir şarkı yani. Ama hareketler aynı anneanne. Aynı şimdi anneannesi. Evet gelince... Şimdi onları da alalım. Hatırlayacaklar. Şu üç kuşağı annesini ve anneannesini de onlar da Kasımpaşa'nın bülbülleri. Ama ne kadar güzel. Çok güzel okudu değil mi? Çok güzel. Güzel. Ama işte aileden geliyor. Zor şarkı. Tabii nereden çok zor geliyor? Şarkı. Geliyor bir görelim. Kasımpaşa'nın bülbülleri gelsin. Hoş
işte. Saçını severim senin saçını. İşte anne bülbül, yavru bülbül. Hepsi burada. Bu da bül. Daha bülbül olmamış. Bu da bül. Harikalar. Nasılsınız? Görüşmeyeli. Teşekkür ederiz, teşekkür ederiz. Nasılsınız? Stil değişmiş, tarz değişmiş. Hareketler aynı senden geliyor yalnız. Tabii ki hocasıyım. Harika. Ya, harika. Bir şeyler öğretirsem ne mutlu bana. Bir şeyler tabii zaten, ki, tabii ki. Zaten. Peki, bu da sağlam bir şey. Önce sizden, üçünüzden de şöyle bir... Annem. Annem mi dinliyoruz? Bir annemi dinliyorum. Haydi bakalım, tabii dinleyelim. Ki. Sen de eşlik et. Annenin anneanne. Seni terk edip gittim, vicdanıma bir sor, ne acı çektim. Kendimi ben sana emanet ettim. Eller kadir kıymet bilmiyor anne, senin kadar kimse sevmiyor anne. Kendimi ben sana emanet ettim. Eller kadir kıymet bilmiyor anne, seni kadar kimse sevmiyor anne. Hadi yavrum,
sana neyin varsa al senindir. Yeter ki gir dünya. Hadi hadi yavrum gel bana sarılalım. Can cana neyin varsa al senindir. Yeter ki gir dünya. Aile boyu ses bu şekilde oluyor işte. Harikasınız. Teşekkürler. Harikasınız. Bir yerde böyle beraber çalıp söylüyor musunuz bir yerde? Şu an yok. Evde. Çalışacağız, prova yapıyoruz. Çalışacağız inşallah. Üçünüz beraber. Evet. Aa, çok güzel olur ya. Harikasınız. Süper vallahi. Hepinizin sesi birbirinizden güzel. Çok güzel. Sizleri de şöyle birazcık dinlendirelim. Arkada bir, artık uyudular onlar. Uyudu. Şöyle bir coşalım. Onlar bir uyudu. Ağır kapıdan biraz hareketlenmek istiyoruz. Ekran başı oynasın. Sizler oynayın. Ne çalıyoruz? Karaçalı değil mi? Hadi hazırsın. Hadi. Karaçalı gibi girdin aramıza. Al kızını koy çuvala, al kızını koy çuvala. Salla salla vurmalara, salla salla vurmalara. Al bu kızı koy çuvala, beğenmezsen koy çuvala. Salla salla vur duvara, salla salla vur duvara. Kara tren gibi girdin aramıza. Kara diken gibi battın ayağıma. Al kızını koy çuvala, al kızını koy çuvala. Salla salla vur duvara, salla salla vur duvara. Al bu kızı koy çuvala, beğenmezsen koy çuvala. Salla salla vur duvara, salla salla vur duvara. Aynen amyansın. Al kızını koy çuvala, al kızını koy çuvala. Salla salla vur duvara, salla salla vur duvara. Al kızını koy çuvala, salla salla vur duvara. Hem aynasın, hem aynasın. Seviyorum seni canlarda, seviyorsam canlar. Hoşum gel kocacım, yandan halimer yandan. Severim sizi canlar, seviyorsan canlar. Hoşum gel kocacım. Bu fasulye 7,5 lira. Bu fasulye 7,5 lira. Hem kaynasın, hem oynasın, hem oynasın. Hem hazır mıyız? Seviyorsan canlar, seviyorsan canlar.
sevsem yandan, severiz sizi candan, seviyorsan candan, gel geç ahır kapıda. Yansın cekabin de yansın, yansın. Kafası yansın, kafası. Sevdim seni candan, seviyorsan candan, hoşan gel kocandan. Yandan Halime'm yandan, sevdim seni candan, seviyorsan candan, gel geç ahır kapıda. Oh be! Harikasınız. Abi şapkanı vereyim. Çok Ayşe yakıştı. Abi, o dansına da ölüyorum ya. Çok yakıştı şapkama. Çok çok yakıştı. Yok harika. Merak etme, saçlarım bozulmadı. Şimdi Allah sevgili şükür. Derya Baykal'dan ben özellikle genelde Türk toplumundaki kadınların çoğunun yaşadığı bir sıkıntı biliyorsun. Hem cesaret edemiyorlar, deniyorlar veya vazgeçiyorlar. Kim bilir hayatlarında kaç kere bu beslenme değişiklikleri yapan, diyet yapan, hani 3 kilo veren, hiç veremeyen bir sürü şu anda bizi izleyen bayan var. Onlara neler söylemek istersiniz? Vallahi yani ben de çocuklar küçükken, doğru söyleyeyim, çok... zor bir şeylere zaman ayırmak. Şimdi çocuklarımı büyüttüm, her şeyi tamamladım. Kafamdan onların okuldu, şuydu, buydu. Dertlerini, evet, yani şey çok kaldı. Zor. Ev hanımlarının işi çok zor. Ben çok iyi anlıyorum hepsini. Ama benim hayatımda yine de spor hep böyle vardı. Ama sokakta yürümek başka bir şey. Oksijen çok önemli bir şey. Niye Şeyda sokakta yürütüyor? Niye yani koşu bantını yürütmüyor? Açık havada yürütüyor, sokakta diyorum. Açık havada yürütüyor. Bir kere varsa deniz kenarı, yoksa ağaçlık bir yeri tercih etsin herkes. Oksijen çok önemli. Tabii, daha iyi yani yakıyorsun. Yani daha iyi yakıyoruz. Ve bizim diyabet hastaları için de oksijenin çok büyük önemi var. Yani sokakta yürümek bedava. Sadece bunu hanımlar bir tek şey yapacaklar. Plan. Bir plan. Program. Ben biliyor musunuz program. Her şeyi her gece yazıyorum. Bir şeyi unuturum diye her gece yazıyorum. Yani yürüyüş belli, yürüyüşe gideceğim. Yazıyorum, başucumda bir kağıdım var. Oraya bunu yazıyorum. Diyorum ki sabah kalk işte elini yıka, yüzünü yıka, ne varsa işte artık yemeği hazırla, şunu hazırlayacaksın, bunu hazırlayacaksın. Çantalarını unutma, işte yayına bir şey götüreceksem unutma. Yürüyüş. 10 dedi mi ben yürüyüşteyim. Yani bir dakika gecikmek istemiyorum. Çünkü yayına yetişiyorum. Sonrasında bir sürü yani program var. Yani bunu bir hayatınızın bir yerine, siz 10'da yürüyemezsiniz de akşam 10'da yürürsünüz. Tabii canım. Ama yani, mutlaka bir 20 dakika, bir, yarım saat ayrılabilir. İnanın yarım saat, yarım saatle başladım. Şu anda bazen 40 dakika yürüyorum. Yarım saat yürüyorum. Ve hiçbir şekilde öyle hani şey de yapmıyorum. Mesela ben Şeyda'yla yürüyemiyorum. Onlar, benim kızlarım falan çok hızlı ve daha tempolu yürüyorlar. Ama şimdi yürürüm onlarla. Evet. O hale geldi. Başlangıçta mesela birkaç kere onlara katılayım dedim. Moralim bozuldu. Onlar önden gidiyor. Ben arkadan geliyorum. Şöyle de komik şeyler oluyor. Şimdi ben de kafam gözlük bilmem ne böyle şapkalar, bereler falan giyiyorum. Önden şey, bu taraftan geçenler şimdi. Bak Derya Baykal'ın kızları. Bu da Şeyda Coşkun. Diyorlar şimdi, ben duyuyorum onu. Veya tam tersi oluyor. Kızlar da beni duyuyorlar. Şimdi önemli olan bunu hayatınızın bir yerine bir biçimde koymak. Ayarlayın yemeğinizi. O gün ne yapacaksınız, planlayın. Yani evet, evde işler çok, çocuklar gidiyor, geliyor. Yani bir zaman bulabilirsiniz. Kızlar kaç kilo verdi Derya Hanım? Kızlar da yaklaşık 11 kilo, 12 kilo. Yani güne arada bırakıyoruz ya şey daha. Onların bir arada değişiyor. Var mıydı beslenmelerinde? Hiç spor yapmayan çocuklar mıydı? Spor yapıyorlardı. Yaşları birbirlerine çok yakın. Spor yapıyorlardı. Fakat onlarda da biraz insülin direnci var.
Ve karar verdiler. Yani çocuklukta çocukları ben mesela hep bana kızıyorlar. Anne hangi fotoğrafa baksak elinde kaşık bizi besliyorsun. Şimdi kızıyorlar mı? Şimdi kızıyorlar bana. Ama altyapıları sağlam. Sağlıksız bir şey yemiyorduk. Ama bunun içinde düzensiz yeme var. Bunun içinde stres var. Bunun içinde hayatımıza giren hastalıklar var. Ailesel şeyler var. Duygusal genetik faktörler var. Şey pek çok şey var. Yani kilo sadece yiyorum yiyorum oluyor bir şey değil. Yani genetik faktörler de var. Tabii canım. Doğru. Bazı insan yiyor kilo almıyor. Mesela Çağla'nın yediğini ben yesem 100 kilo olurum. Bu çok ben inanın, Şeyda söyledi mi bilmiyorum, demin kaçırdım mı orayı. Ben inanın Şeyda'nın getirdiklerinin de yarısını yiyorum. Ben çok yemek yiyen bir insan değilim. Ben mesela pişirmeyi severim. Yapayım herkese orduyu yedireyim, yani o kadar severim. Ama kendinizi o kadar düşkün değilsiniz. Kendime o kadar önemsemezdim. Kendimi atladığım için o arada benim şekerim düşerdi. Yani şekerim düşünce de o zaman ne oluyor? Saldırıyorsunuz. Bu, ben şeker hastasıyım böyle, ama sizin için de uzun süre bir açlık yaşadığınızda şekeriniz düşüyor ve yemeye saldırıyorsunuz. Onun için aralarda bir şeyler yerseniz ki birazcık bastırmak evet, lazım. Ve bunun sonucunda doktora gittim ve bütün Eylül ayında tahlillerim yapıldı. Doktorum dedi ki ne yapıyorsun sen? Yani nazar değecek diye korkuyorum. Maşallah, ne olur maşallah, maşallah deyin. Maşallah, maşallah. Bütün yani hani diyabette organ bozulmaları oluyor. Bazı organlar hakikaten teklemeye başlıyor. Bunların hiçbirisi olmadı. Hepsi düzene girmiş. Hepsi tabii, düzene girdi. Beden, sonra doktoruma oturdum. Sayın Kubilay Karşıdağ, çok teşekkür ediyorum ona da. Oturdum, her şeyi anlattım. Dedim ki ben böyle böyle ne yapıyorsun dedi. Böyle 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 yapıyorum. İşte hayatımı böyle böyle planlıyorum. Ne yapıyorsan aynısını yap dedi. Şimdi dedi bir ay ara ver dedi bana. Bir ay ara ver, bir ay sonra tekrar yap. Biraz ara ver ama sen aynı sistemi koru. Birkaç ay sonra bir daha yap bu sistemi. Zaten o sistemi ben hayatıma soktum. Şeyda'dan sonra, öğrendim, evet. Gördüm. Hep böyle mi gideceksiniz? Yani bundan sonra ben artık yani böyle yaşamak istiyorum. Asla kilo almayacak mı? Özellikle yani bir büyük, sağlık sorunu, Allah korusun, bir şey olmadığı sürece. Yani böyle dikkatli git. Daha fazla zayıflamak diye bir derdim yoktu. Sağlıklı olabileyim diye derdim vardı. Evet, evet. Onu çok başardım. Sağlıklı bir... Onu başardım. Var, evet. İnanın enerjim değişti. Yani içimde gardırop bambaşka... Gardırop yenilendi değil mi? Gardırop falan yenilemedim. Yenilemediniz? Vallahi yenilemedim. Bir şeye ya. İhtiyaç oldukça bir şey alıyorum. Zaten kıyafetlerim sponsorumdan geliyor bu programda giydiğim. Hı, doğru. Onun dışında ben hep spor kıyafetliyim. Beni hiç böyle göremezsiniz. Doğru normal. Aslında, evet. Böyle gidiyorum, devam ediyorum, kuaföre gidiyorum. Eskiden şuna takardım. Ay duş nasıl yap? Ben duşu önce yapıyorum. Yani takardım bunu. Ay spordan sonra duş yapmam lazım falan diye. Takmıyorum. Duşu önce yapıyorum. Akşam geliyorum yine yapıyorum. Yine yapıyorsunuz. Zaten çok titiz temiz bir insanım. Yani o konularda çok dikkatli bir insanım. Aşırı meraklıyım. Hiçbir şekilde de bir şey olmuyor. Bunlara da takmayın. Sizsiniz. Önemli olan sizsiniz. Torunum oldu. Harika güzel. Bir torunum Allah, var. Allah bağışsın. Ali bebek. Torunumla daha iyi vakit geçirmek için, onunla daha iyi oynayabilmek için, ona sağlıklı bir babaanne olabilmek için çok özeniyorum. Çok istiyorum onunla alt alta üst üste. Şimdi geliyor 6 aylık. Ben onunla yerlerde sürünüyorum. Kilo onun için, olduğu zaman bunlar hep engel tabii maalesef. Tabii ki evet. Yine çok enerjiktim. Hı-hı. Yani gördüğünüz gibi programlarımda hep öyleyim. İçimdeki yaşama sevinci, içimdeki çocuk benim hiç büyümüyor ama... Fizik müsaade etmediği oluyor. Bazı şeylerde etmiyor. Şimdi gerçekten koşuyorum. Yani tempolu bir biçimde yavaş yavaş koşuyorum. 20 dakikayı yürüyemiyordum. Yani hepiniz yapabilirsiniz hanımlar. Hepinizi çok seviyorum. Biliyorum ki pek çoğunuz şu anda ekranları başında. Benim çok sevdiğim dostlarım, arkadaşlarım, kız kardeşlerimdesiniz. Ekranın yarısı giresin torununuz değil mi? Evet. Göremiyorum bir şey. Sağ tarafta. Evet. Yok bu benim torunum değil. Bu öyle bir resim. Aa. Kimin torunu bu Timi? Başka birisi o. Başka birinin torunu. Çabuk Derya Hanım'ın torununu bulun. Bir tane resmi var zaten şeyde Instagram'da var, bulabilirsiniz. Pek koymuyoruz onun da resmini. Çok büyüdü. Şu anda hayatımın
en özel ve en önemli şeysi Ali Bebek. Alim. Ali mi ismi? Ali ismi. Adaşız. Onun için yani herkes yapabilir. Harika. Karar verin, yazın. Şu saat, bir saat belirleyin. Her şeyinizi o saate göre ayarlarsanız, bir de yeme sisteminizi, alışveriş sisteminizi, buzdolabınızın sistemini buna göre ayarlayın. Aslında o kadar basit ki. Bir de çok büyük mutfak bütçenize katkı sağlayacaksınız böylelikle. Yani en önemli şeylerden bir tanesi de bu. Evet. Çok büyük bir katkı sağlayacaksınız. Ocak daha az ama tabii ki çocuklarınız var. Çocuklarınızı düşüneceksiniz. Tabii, tabii. Onların yeme düzenini düşüneceksiniz. Tabii. Bir de çocukların beslenmesi ayrı. Ama kendimizi unutmayacağız. Çocuklara da daha sağlıklı şeyler yapabilirsiniz ama çocukların beslenmesine ben bir şey demeyeceğim. Ona karışmayacağız. Ona karışmıyorum ama kendinizi, kocanızı belli bir yaştan sonra büyük çocuklarınızı düşünün yani. Çocuklar büyükse bu sisteme direkt geçin. Evet. Anne Bülbül hazır mısın? O zaman ya ne tatlısınız siz. Ya çok şeker. Ne şekersiniz. Teşekkür ederim. Vallahi ne güzel. Hadi bir şarkı daha alalım. Ne terbiyeli, böyle terbiyeli mi evde de? Anne Bülbül'e. Anne şeker ya. Thank you.
gelecek misin? Sanma ki bir gün çıkıp gelecek misin? Sensiz daha neyim bilecek misin? Gözümden yaşlarımı silecek misin? Ağlama demedi, faydası var. Gözümden yaşları silecek misin? Ağlama demedi. Sonra buradayız efendim. Haydi bakalım. Hanımlar ekran başına. Et alırken nelere dikkat edilmeli? İnsan nasıl yaşlandıkça eti, rengi, cildi, dokusu değişiyor. Yani hücreleri ölüyorsa hayvan da yaşlandıkça... Ette yapılan ve kansere yol açabilen hileler neler? Suyun içine kattıkları için, etin içinde o su kalsın diye, o da bir kanserojen madde olduğu için. Etin profesörü Cüneyt Hasan'dan hem sağlığınızı hem de cebinizi koruyacak hayati açıklamalar. Eti eğer mutfağa çıkarır, orada eritirsek hem inanılmaz bir bakteri üretecek. Yarın canlı yayında her şey dahilde. Birbirlere teşekkür geldik. Ediyoruz. Ellerinizden Kasım Başarı birbirlerine anne, anneanneye ve Abdullah'a çok çok teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık Abdullah. Ve tabii ki sevgili Derya Baykal çok Ablacığım, çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Pek bir yere gidemiyorum. Yürüyüş saatimi size verdim. Harika. Tamam, akşam yürüyeceğim. Buradan biz seni, sen yürüyerek evine git. Yürüyerek gidelim. Programa gidecek artık. Yok, akşam yürüyeceğim. Programdan sonra. Peki. Aldım yanıma her şeyimi. Sağlık, tamam, mutlu günler diliyoruz. Kızlarınıza çok çok selam. Ve çok ağır kapıya ediyorum. Ağır kapıya bir kocaman alkış önce.